Sen ne işler çeviriyorsun Arzu Hanım? Ama buraya koymuştu. Allah kahretsin ya. Yok işte, yok. Başka nereye koymuş olabilir acaba? Burada da yok işte. Buhar olup uçmadı ya. Kimse gelmeden ben şuraya da bir bakayım. Eminim ki o zarfta çok önemli bir şey var. Burada da yok işte. Acaba nerede bu zarf ya? Nerede ya? İşte. İşte buradasın. Bakalım neymiş bu köşe bucak sakladığın şey? Arzu, kim bu beyefendi? Bu şey. Ben Arzu'nun kuzeniyim, Serdar. Merhabalar. Yengemin bir kuzeni olduğunu bilmiyorduk. Ne zamandır görüşmemiştik zaten. Ama şimdi önemli olan Tuğçe'nin burada olması değil mi? Be kuzum, öldürdün bizi Melah'tan. Gonca, Tuğçe odasına götür. Ya anne! Tuğçe, doğru odana. Seninle sonra konuşacağız. Görüşürüz Serdar. Gel bakalım sen şöyle. Anne yavaş, kolumu acıtıyorsun. Anne ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Ne oluyor sana? Nasıl evden tek başına gidersin? Babamın gitmek istedim. Ben sana benden habersiz bahçeye bile çıkmayacaksın demedim mi? Demedim mi ha, demedim mi? Cevap ver. Dedim. O zaman sen nasıl tek başına hareket edebiliyorsun? Nasıl tek başına gidersin? Babamı özledim, anlamıyor musun? Onunla konuşmak için gitti. Her zaman her istediğini yapamazsın küçük hanım. O zaman sen götürseydin. Ben de kendim gitmek zorunda kalmazdım. Tuğçe, bana bak, benim sinirimi bozma. Odadan dışarı çıkmayacaksın diyorsan çıkmayacaksın. Ama anne! Sus! Cevap verme bana. Ay hem suçlusun hem güçlü. Bir de sokaklarda tanımadığın adamlarla konuşmuşsun. Ama o senin kuzeninmiş. Başka biri değilmiş ki. Ya başka biri olsaydı? Ama değilmiş işte. Kuzeninmiş. Tamam. Ay kuzenin deyip durma. Cezasın Tuğçe. Bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Anne hayır. Bu odadan çıktığını görürsen çok kötü olur. Anne ne olur. Sesini bile duymayacağım Tuğçe. Sinir böyle bu kadar. Kuzen pek iyi gelmedi galiba buna. İşte şimdi anlaşıldı.